Kemal Hocam, Mescid-i Aksa'nın statüsüne dair. Şimdi bugün bir değişiklik. İsrail bunu siyasi ve hukuki olarak gerekçelendiriyor. Kendi parlamentosunda görüşüyor, ileri alıyor. Buranın hukuki statüsüne dair değişiklik en bariz ne zaman oldu? Yani ne zaman Mescid-i Aksa'nın biz bugünkü konumunu konuşuyoruz? Ya şimdi tabii bu bütün dinlerin toplandığı nokta burası aslında. Yani hem Hristiyanlık açısından hem Yahudiler hem de İslam dinine mensup olanların kutsal olarak gördüğü bir coğrafya burası. Sadece Mescid-i Aksa üzerinde değil de coğrafyayı komple düşünmek gerekiyor. Bu bir. Kudüs özelinde özellikle. Ta Selahaddin Eyyubi'den zaten, beri olan bir yer değil mi? Selahaddin Eyyubi Haçlı seferlerini püskürtmek için burada düzenlemeler yapıyor. O bu zamana belli kadar, yıllar. Evet ama demek ki daha eskiye gitmemiz gerekiyor. Tabii yani coğrafya olarak aslında teolojik manasının dışında çok böyle kritik bir jeopolitik önemi pek olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Sadece inanç sistemlerinin toplandığı ve bir miktar da mitolojik verilerin de eklemlendiği sonradan, yani teyide muhtaç çok veriler var. Etimolojik açıdan baktığınız zaman bölgeye kaynakça göstermeden çok fazla hikaye anlatılan şeyler de var. Ama tabii benim bakabileceğim göz şu olur bu bölge için. Ama hiç işgale uğramaması Müslümanlar için de bütün dünyada bir moral değer yani değil mi elbette, buranın? Elbette. Ama son dönemde işgal. Melih Bey ben o zaman sorusu cevaplayayım. Tamam hemen geleyim size de hocam. Çok özür dilerim. Şu şey bakanıyla ilgili, Ulusal Güvenlik Savunma Bakanı'yla ilgili bir şeyi kaçırdık orada. Oraya gelmeden bir şeyler söylemek tabii gerekiyordu hocam. Aslında. Ben-Gvir, Itamar Ben-Gvir dediğimiz karakter. Bir tane daha var, Smotrich diye bir karakter var. Bu iki tip İsrail'de en aşırı noktada yer alan siyasi kimlikler. İkisinin özelliği ne biliyor musunuz? Bu iki tip... Birisi bu değil mi hocam? Bu... Şöyle gelebilir miyim oraya? Tabii ki. Ben Itamar Ben-Gvir. Mesela Batı Şeria'da bunlar hırsız ve yerleşke. Şöyle alabilir miyim? Olarak ben değerlendirebilir. Yani Ekrem abiyle yan yana. Bunlar... Onurdur bizim için Ekrem Bey'le birlikte olmak. Şimdi bakın iki tane yani hatta bundan bahsedelim. Ben-Gvir dediğimiz tip siyasetçi, İsrailli siyasetçi ve Smotrich Hazine Maliye Bakanı. Bunların ikisi bir plan yaptılar 2017 tarihinde. Onu birazdan anlatacağım. İkisi de Batı Şeria'da Filistinlere ait olan toprakları işgal etmiş bir ailenin çocukları. Hala orada oturuyorlar. Yani hırsız. Hırsız. Onu demek istedim biraz önce. Ve aşırı derecede Arap düşmanlığı, Filistin düşmanlığı var. Tamamını yok etmeden İsrail ve Yahudi halkı rahat etmeyecektir diyen adam. Bu adamın aslında kökü şuna dayanıyor. 1971'de Meir Kahan diye bir tip var. Haham ve teolog bu adam. Adam Arap düşmanlığı üzerine bir takım teolojik veriler öğretmiş. Katledin, yok edin ve kesinlikle anlaşmayın. İkinci sınıf vatandaş ya da hiçbir şekilde oy hakkı dahi olmayacak şekilde... Yani tabirimi mazur görsünler ya diğer canlılardan daha aşağı seviyede olduklarını iddia eden bir teolojik, etimolojik veri üretiyor. Ha, şimdi o Kah Partisi o zaman kuruluyor. Bu 1971'de kurulan partinin devamı olan şimdiki galiba Yahudi Gücü diye bir partinin başında. O Kah Partisi 2004'te Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü ilan ediliyor. Yasaklanıyor İsrail'de. 2000... Ve bu adam onun yöneticilerinden öyle mi? Evet, 2022'de kurucusunun çekirdek prensiplerini almış olan yeni partinin sahibi, devamı olan parti. Ve 2022'de Amerika Birleşik Devletleri ne oluyorsa yeterli delille rastlanmamıştır diye Kah Partisi'nin faaliyetlerini terör örgütü olarak olmaktan çıkartıyor listeden. Şimdi bu tipler şunu yapıyorlar planda, Smotrich ve Ben-Gvir ikisi beraber. Netanyahu bunun yanında, bunun ikisinin yanında... ne diyelim biraz neredeyse öyle. Çünkü bütün mimar bu adamlar. 2017 tarih Smotrich ile elinde 700 litre benzinle otoyolda rastlıyorlar. 700 litre. Evet 700 elinde derken yani etrafında anladım. Yakalanıyor. O kadar benzinle 7 litreyi taşıyabilir ama. Bu tabii otoyolu sabote edecek, araçları patlatacak. Özellikle Arapların Filistinleri kullandığı otoyolu patlatacak. Yakalanıyor. 3 hafta hapis yatıyor. Konuşmuyor. Konuşmadığı için de delil yetersizliğinden serbest bırakılıyor. Yani hepsinde bir terörize olmuş bir karakter var. Şu ifade zaten o. Gazze'ye insani yardım değil, patlayıcı. Planda şunu söylüyorlar. 2019'da yürürlüğe sokuyorlar bu planı. O zamanlar Smotrich Ulaştırma Bakanı. Nerede? Batı Şeria'da. Yani İsrail Ulaştırma Bakanı. Batı Şeria'daki hırsızların evlerine otoyol döşüyor. Rahatlıkla gitsinler diye. Ve Arapların yani Filistin'den oturduğu evlere
ulaşmıyor bu hizmet. Ve Batı Şeria'daki bütün yolları yapan bu adam yerleşkecilere. Ve hizmeti götürüyor. Yani bütün Ulaştırma Bakanlığı'nın neredeyse bütçesini Batı Şeria'daki yerleşkecilere, hırsızlara daha doğrusu aktarıyor. E şimdi planda şu var. Diyor ki biz Yahudi halkıyız. Yahudi ırkıyız. Saf bir ırkız. Üstün ırkız. Bizim dışımızda kalan hiçbir canlının ırkın kıymeti harbiyesi yoktur diyor. Yoktur. Onun için Filistinlere diyor ki kardeşim gelin madem kalmak istiyorsunuz bu topraklarda askerlik yapacaksınız diyor İsrail ordusunda. Ve yemin edeceksiniz diyor. Yahudi yeminini edeceksiniz diyor. Bunu kabul ederseniz vatandaşlığı alırsınız. Bu ne demek? Eritiyor. Asimile etmeye çalışıyor. Yok edecek. Yok diyor gitmezseniz eğer burada kalmak istiyorsanız askerlik yapmayacaksınız. Yemin de etmeyeceksiniz eğer ikinci sınıf vatandaş olarak yaşamaya mahkumsunuz diyor. Hep böyle ikinci işlerde falan kullanacaklar. Oy hakkı, seçilme hakkı falan yok. Dolayısıyla şaşırtıcı değil şimdi Mesih'in yani, aksi hakkındaki bu. Üçüncü şık diyor gidin. Hatta otobüs göndereyim diyor. Şey, Ürdün'e gidin diyor. Oraya buraya gidin diyor. Kudüs'ün statüsü ne zaman tabii değişti? Tabii hemen geçiyor. Hemen böyle hızlı hızlı toparlayalım konuşalım. Toparlayalım o zaman. En sonunda diyor ki bu üçünü de kabul etmeyenler eli silahlı teröristtir diyor. Vurulacaktır diyor. Asimilasyon, segregasyon, separasyon yok. Hepsini toplayınca adam Filistinli istemiyor kardeşim. Aha bunu ilan etmişti. Yani Nazi, bunları SS'leri diyebiliriz bu. İsrail'in belki SS daha komutanı. Kötü. Daha da ilerisi diyorsunuz. Daha kötü. Bunlar koyuyor. Bildiğiniz terörist. Terörist. Bakın net söylüyorum. Hem teorik açıdan terörist, pratik hayatta da suçları var. Zaten terörist ilan edilmiş bir partinin de bir şekilde mensupluğunu yapmış bir adam. Buyur hocam buyurun. Şimdi siz soruyu sordunuz. Kudüs'ün statüsü deminki haritada geliyor. Resim yani daha harita değil de resim. Mesih'de Aksa'nın bu arada konuşmaya da başladı. Yani şunlar güve gitmesin diye söyledim. Arada kaynayacaktı. 48'de şey yapmıştı. Ben biraz daha 21'de dedim. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bunlar göğe 6 milyon Yahudi kesildi, mesildi falan ayağını. Bütün dünyada mazlum oynadılar şimdi oynadıkları gibi. Bunlara devlet kuracağız. 21'de yapmak istediler, beceremediler. 48'de, 47'de yapılacak. Birleşmiş Milletler'e geldi. Birleşmiş Milletler dedi ki İngiliz mandası çekiliyor buradan. Burada bir Yahudi, bir Arap devleti. Zaten dediğim gibi Hüseyin MacMahon'da da var, Balfour Deklarasyonu'nda da var. Sykes-Picot'ta yok. Tamam ne olacak? %50 içinde bir Yahudi devleti, Filistin'in. Bize bir İsrail-Filistin haritası verin Samet hocam, size Hüseyin zahmet. Hocam Hüseyin MacMahon deyince Hüseyin MacMahon'un soyadı gibi anlaşıldı. Evet. Hüseyin Tre MacMahon öbürü. Şerif Hüseyin Tre MacMahon korespondans diye geçer. Şerif Hüseyin'i... O Arabistanlı Lawrence filminden de seyircilerimiz hatırlıyor. Onun en yakın arkadaşı değil evet, mi? Hicaz, evet. Evet. Ha Faysal hatırladı. Faysal büyük oğlu, Abdullah da küçük oğlu. Evet. O hanedan sadece Ürdün'de devam ediyor şimdi. Arabistan'dan 1921'de İbn-i Suud onu kovdu. Suriye'den Fransızlar kovdu. Irak'tan devrildi ve evet. Ha şöyle gelirsek. Bugün evet. Az kişiyiz. Hepimiz ayakta durabiliyoruz. Şunu bir alabilirim. Şimdi bakın şurası. Kudüs olaraktan burada şu Osmanlı'nın Filistin eyaleti. Bunun %53'ü Yahudi devleti. Yani İsrail diye adını koyma. Yahudi devleti. İsrail onlar tarihten sonra koydular. %47'si Arap devleti. Yani Filistin diye gene bütün toprağın adı Filistin. Osmanlı'nın Filistin şeyi. Daha rahat oldu. Ha, ortada da çok güzel. Ortada da Kudüs var. Şimdi Kudüs dediler ki yeni kurulmuş olan Birleşmiş Milletler'in şeyine verilecek. Yani Yahudiler için de, Müslümanlar için de, Hristiyanlar için de kutsal. Hiçbirine verilmeyecek. Birleşmiş Milletler'in dönemine verilecek. Ama Doğu Kudüs, Arap Devleti'nin yani Filistin'in başkenti. Batı Kudüs de Yahudi Devleti'nin yani İsrail'in. Tamam. Bu Birleşmiş Milletler'e geldi. O zaman Birleşmiş Milletler'de 50 civarında üye var. Türkiye'de öyle. Ve Amerika büyük baskı yaptı. Türkiye... bunu kabul etmek zorunda kaldı. Hı-hı. Çünkü işte Rusya'nın tehdidi var, NATO kuruluyor, almıyorlar bizi vesaire. Biz bu plana evet dedik. İlkinde başa baş kaldı, kabul edilmedi. İkinci oylama yapıldı, Amerikan ve İngilizler muazzam para döktüler, tehdit, şantaj ve kabul edildi. Tabii ki Araplar kabul edildi, bu savaş oldu. Ona göre neredeyse yarı yaraydı. Ve Kudüs'ün statüsü de uluslararası statüydü. İsrail'de değildi, hı-hı, Filistin'de de değildi. Buydu. Uluslararası bir statü. Uluslararası. Sonra 56 savaşı oldu. O Mısır'la ilgiliydi, Süveyş kanalıyla gene biraz büyüttü topraklarını. Asıl 67. 67 savaşında bütün burayı aldı. Buradan da Sina'yı aldı. Golan tepelerini aldı. İki katından fazlaya çıkarttı. Hı hı. Ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dedi ki
Ona veto koymadı Amerika. Bakın İngiltere de koymadı. Hocam Taksim planını anlattınız mı? Ben arada... Evet 47'ye 53 anlattım. O Taksim planıdır bunun aslında. Tabii Taksim çıkış. Onu anlattım ve Türkiye'de olay... Evet tamam ben kaçırmışım. Onu anlattım. Tamam. Hatta ilkisinde kabul edilmedi. Yani daha doğrusu eşit tuttu 24-24. Sonra ikincisi de Amerikalılar baskı yaptı. Kabul edildi Birleşmiş Milletler'de. Evet oranlar çok kritik çünkü o toprak kayıpları. Yani 47-53'tü. Neredeyse 40, evet. Yani Melih Bey'in sorduğu soru Kudüs'te o zaman uluslararası statü dedi. 67'de buraları hep işgal etti ama Birleşmiş Milletler dedi ki 67 sınırlarının öncesine çekileceksin. Ve Kudüs'ün şeyini yapacaksın ve Amerika veto koymadı. Halen bakın Sayın Cumhurbaşkanımız hep bunu söylüyor. Yani Kudüs'ün statüsü devam etsin. Hala devam ediyor. 6 gün savaşından sonra. Tabii aynen Filistin'de devam etsin. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız geçen sene Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu açarken 4 tane haritayı koydu. Evet. 48'de böyleydi dedi. 56'da böyleydi. 67'de böyle, 73'te böyle, bugün de böyle. Yani dolayısıyla statüyü değiştirdi. Statü o dönemde belli. Ama hukuken değişmedi. Hı hı. Hukuken hala 48'de hukuken değişmedi. De facto olarak işgal etti. Bunu tek şey yapan bu bir önceki Amerikan başkanı yani Trump. Yani biz Mescid-i Aksa'yı bugün konuşurken o bahsettiğiniz statü kapsamında konuşmadık. Ve Müslümanları bırakan bölge. Müslümanları bırakan ve tabii. Dolayısıyla da İsrail parlamentosunun ya da o Ben-Gavir'in diğer faşistlerin söylediği teorinin ne uluslararası hukukta karşılığı var ne bir şey. Ha, bunu anlamak istedim. Birleşmiş Milletler'de de yok. Birleşmiş Milletler'de de yok. Hayır. Uluslararası hukuka göre burası Mescid-i Aksa'nın bulunduğu 144 dönümlük arazi Müslümanlara yani Filistin devletine ait. Hukuken yani çok net. Evet. Ordu, ama şu Ürdün var. Efkaf Bakanlığı'na şu an evet, 67'den evet. itibaren onlar idare onun ediyorlar. Onun statüsüne de bir bakalım. Vadi Arabe Anlaşması 26 Ekim 1994. Evet. Ürdün'e Kudüs'teki din işlerini denetleme hakkı veriliyor bu anlaşmayla. Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar Ürdün İslami İşler Bakanlığı'na bağlı Kudüs Vakıflar Dairesi himayesine bırakılıyor. İsrail ve Ürdün'ün Kudüs'teki kutsal mekanlarda mevcut duruma saygı duyması kararlaştırılıyor. Evet. İsrail zannediyorum bu son maddeyi hiç okumamıştır. Evet. Hayır zaten 1980'lere kadar işgal etmekle birlikte 67 hukuken de tanımlamakla birlikte buradaki Filistinler vergilerini Ürdün devletine verdiler. Evet. Her şey Ürdün idareti. Mesela o Şerif Hüseyin oğlunun yanında öldü Ürdün'de. Önce onu İbni Suud devirdi. Kıbrıs'a kaçtı. Kıbrıs İngilizlerin elindeydi. Oradan da oğlunun yanına, Kral Abdullah'ın yanına geldi. Orada öldü ve kabri şeyde şimdi, Kudüs'te. Kudüs'te. Çünkü Kudüs'ü o zaman Ürdünler idare ediyordu. Tabii. Yani Batı Şeria komple Ürdün'e aitti o zaman. Batı Şeria'nın tamamı Ürdün'e ait. Tamamını 1980'e kadar vergileri toplayan, idare eden Ürdün'dü.